Lağazso ne yapmışsan kurban? İyilik diyelim iyilik olsun Reşu. La nedir bu halin? Yorgun ve uykusuz görünürsün. Hayırdır? Vallahi öyledir ha. Bugünlerde uyku uyuyamayayım. Vah vah vah. Peki seni rahatsız edeyim mi? Sorma Reşo, sorma. Çok rahatsız edi. Gündüzleri işimin başında bile uyku uyuyamayayım. Vay. Vay be. La habere baksana Temel, ha buraya. Ne yazayım? Ulan sen ne belli adamsın. Ya hem evli olma pişmanlık duyarsın, hem de bu tüm selam seni buluyor. Ha buraya bak ne yazayım bak. Evli erkekler bekarlara göre daha uzun yaşar. Hem de bilim adamı değil bu ne? Ama evli erkekler bekar erkeklerden daha fazla ölmek istiyor. Sen bu ne dersin? Ne dersin? Ulan İdris, ben evlenmeden önce formüla yarışçısıydım biliyor musun? Yahu Temel, o kadar atma ya, biraz insaflı ol ya. Ne atacağım? İnanmasan inanma. Sen çim formüle yarışçılığı çim. Ben yarışçıydım diyorum sana. Sen şimdi ha bu televizyondan izliyorum, pist falan gidip buuu diyor. Olanı mı yapayım? He? Ulan desene, senin başından acayip maceralar geçmişti. Oo, geçmez mi? Ulan bir tane anlat da dinleyelim. Bak şimdi bir tanesini anlatayım sana. İlk katıldığım yarışta tam 100 kere mola vermiştim. Ulan niye 100 kere mola verin? Devam etsene. İki molayı yakıt almak için vermiştim. Peki geriye kalan 98 molayı niçin verdin? 98 molayı adres sormak için vermiştim da. Nasıl? Evet efendim, sırada Kayseri var. Kayseri'deyiz. Safet abi. Gel. Ne yapıyorsun Safet abi? İyidir Mehmet, sen nasılsın kardeş? He ben de iyiyim de. Abi senin nedir bu halin? Kayseri'de mantı salonun batmış gibi duruyorsun ya. Yok lan, bizim küçük kız var ya, açlık grevine başladın ha. Niye ki ne? Lan ecik kilo almıştı ya, and içmiş illaki kiloları vereceğim diye. Anasıyla ben kahroluyoruz vallahi ya. Yine ya, hiçbir şey olmadı mıydı abi ya? Hiç böyle aç acına durulur mu abi? Hiç olmaz mı canım? Hiç olmaz mı? Kayseri'de ne kadar cimri herif varsa hepsi sıraya girdi lan. Kızı istemek için. Değil mi lan? Selamun aleyküm. Niyazi emizi. Aleyküm selam. Cemal uşağım. Allah sağ helal olsun Niyazi emizi. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama böyle nice gençleri cebinden çıkartıyorsun yani. Eyvallah, sağ olasın uşağım. Daha dün tam 60 yaşıma girdim. Maşallah, maşallah Niyazi emize. Allah nicelerini nasip etsin. Eyvallah, Allah razı olsun torunum. Allah size de nasip etsin bu yaşları. Amin Niyazi emize, amin. Da sana bir şey diyeceğim. De bakayım. Şimdi bildiğim kadarıyla bu 60 yaş biraz tehlikeli, kritik bir yaştı. Hani demem o ki böyle yemene, içmene, kısacası böyle sağlığına dikkat etsen diyorum. Biliyorum uşağım. O dediklerini doktor da aynen söyledi bana. Ha bu 60 yaşıma çok dikkat edeceğim. Ama Allah da tam bir sene süreyim. Ondan sonra zeytinyağlı dolmalara, kızartmalara tam devam. Nasıl? Erzurum'dayız. Efe dersen, sen ressam Şeref Cızık değil misin? He. Ecep senden bir şey rica etsem, benim de bir tane resmimi yapar mısın? Ricayla beraber parasını da verdikten sonra neden olmasın? Yalnız şimdi resmi yaparken bele bele çok ziynet eşyaları, inciler, pırlantalar yapacaksan tamam mı? Tamam, sen o ziynetleri taktıktan sonra olur. Yok, bende ne gezer önce ziynet eşyası? Sen sadece resimde yapacaksan. Olur. Demek dediğimi yapacaksan. Tabii de merak ettim ya. Niye bu kadar ısrar edesen? Mesele şu, şimdi ben kocamdan önce ölürsem, o da benden sonra evlenirse, gelen ikinci kadın
O ziynet eşyalarına bakıp onları nerede harcandığını düşünüp çıldırması için edirim. Ne? Fadime Celin. Muhtemel abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Fadime Celin, ya senin kocan Dursun var ya. Ooo, kaybedenin adamı Cenab-ı Hak haber vermeden İstanbul'a mı gitti? Ya yok Fadime, İstanbul'a gitmedi. Ya senin kocan Dursun var ya. Olmaz olsun onun gibi adam. Bahçeye fasulye mi dikeyim? Ya yok Fadime Celin, fasulye masulye dikmeyin ya. Senin kocan Dursun var ya. He. Temel abi öyle bir şey deme aynene. O adam odun taşır mı hiç? Ya Fadime Celin odun taşımayı ya niye anlamayasın? Ya Fadime Celin. He. Kocan Dursun var ya. He var. Ya yok camiye gitmedi ya. Abi o inanmam. Onun alnını 40 pehlivan secdeye vurdurar olur mu? Ya Fadime Celin niye anlamayasın? Senin kocan Dursun var ya. Temel abi bu ne bana çabuk de. Ha bu adam hangi cehennemin dibine gitti? Ha Fadime Celin. İşte senin dediğin o tarafa doğru gitti. Ama cennete mi gitti, cehenneme mi gitti? Orasını ben bilemiyorum. Benim kocam gitti bir tarafa. Bu senin fasulyeleri için dikecek olan. Şimdi Ege'deyiz. Şefin spesiyalitesi hazır gari. Üre! Bu sabah ben seni kovmadım. Evet kovduydum. O zaman ne yapıyorsun burada sen? Sen affettiğim için yemek pişirmeye devam ediyorum. Selam aleyküm Reşo. Ve aleyküm selam Feyzo. Ulan ne yapıyorsun? Kitap mı okuyorsun? He kitap okuyorum. Vallahi aferin. Yo ben de kitap okumasını çok seviyorum ha. Hay maşallah ne kadar güzel bir şey. Hangi romanı okuyorsun sen? Don Kişot. Don Kişot? Vallahi güzel bir roman. Yo romanın sonunda ne oluyor? Nasıl sonunda ne oluyor? Yo şimdi bu okuduğun romanın adı Don Kişot değil. He Don Kişot. Şimdi bu Kişot denilen adama mahallede herkes Don diyor. Bu Kişot romanın sonunda Doni mi Don mi mi? Vay. Efendim insanları güldürmek çok kolay değil. Biz zor olanı seçtik. Karadeniz'deyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun. Ne var ne yok kardeşim? Ey ne olsun işte. Sen ne ediyorsun buraya? Ya kitap okuyorum. Evde çocuk gürültüsü. Kahvede sizin gürültünüz. Ben de dedim geleyim buraya da bari rahat rahat bir kitap okuyayım. İyi ettin. Ne okuyorsun? Mai ve Siyah. Mai ve Siyah. O nedir? Ulan Halit Ziya Uşaklı Gül'ün bir romanıdır. Tanıyor musun? Yok tanımam. La Dursun çok iyi yazarıydı ya. Öldü ama. Küçük etseydi ölmezdi. Nasıl? Gene seninki uyuyup sulhattı. Uyandır abi ki Şehmet'ti. Yok ya gerek yok. Uyandırırız da ne olur ki? Tekrardan gene uyur. He valla nasıl edak bilmirem ki. Turan Bey! Dur! Turan Bey! Ne kim? Geldi nerede? Ya kardeş neyin sen? Saat 8 olmuş sen uyuyakalmışsın. Ne? O kadar oldu mu?
Tüh! Gene 3 saat fazla mesai yapmışam. Ne? Efendim sonunda bu da oldu. Nihayet Türkiye uzaya araç gönderecek. Peki astronot kim olmalı? Benim aklıma Mustafa Topaloğlu geri... Merak ediyorsanız gerisini beraber izleyelim. Dinliyorum sen gene müdürüm. Arkadaşlar buradalar. Aynen dediğiniz gibi yapacağım sayın genel müdürüm. Kuru sıkı silahlar, evet kuru sıkı silahları kendilerine vereceğim. Karılar da burada, yan odada. Göndereceğim oraya, tetiği çekebilen bizimle çalışacak. Çekemeye yoluna devam edecek. Test zaten son aşaması. Anlaşıldı genel müdürüm, anlaşıldı. Niyazi Bey ile İdris Bey'i bağ gönderin. Buyurun. Buyurun Niyazi Bey. Hoş geldiniz. Görev çok önemli ve büyüktür, biliyorsunuz. Daha önce yaptığımız testlerde başarılı olmuşsunuz. Şimdi son aşamasına gelmiş bulunuyorum. Karelerinizi getirdik, yan odadalar. Arkadaşlar, silahı ben buraya bırakıyorum. Sırayla silahı alacaksınız ve yan odaya gideceksiniz. Tetiği çekebilen teşkilatımızda çalışacak. Tetiği çekemeyen yoluna, hayatına devam edecek. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Niyazi Bey, buyurun. Gereğini yaptın mı Niyazi Bey? Kusura bakmayın amirim. Yani biliyorum görev kutsaldır ama affınıza mağruren ben yapamadım. Kararlarınıza saygılıyım. Biz de sizin kararlarınıza saygılıyız. Gidebilirsin. İdris Bey, sıra sizde. Buyurun. Buyurun, buyurun. Amirim, bu teşkilat çok basit zaafla veriyor. Bu silah kuru sıkı. Ama ben görevimi başarıyla tamamladım. Karıyı camdan aşağı attım. Nasıl? Allah rızası için şu kör fakire bir sadaka. Allah rızası için şu kör fakire bir sadaka. Allah tuttuğunuzu attır etsin. Ya Saffet abi, biz her sabah bu yoldan işe girip geliyoruz. Sen de her seferinde bu dilinceye para veriyorsun. Vallahi cennetlik adamsın mesela. Lan olur mu Kerim, elbette vereceksin lan. İnsanlık görevimiz. Her bir zaman vereceksin. Hadi bakalım. Ya Saffet abi. He? Bu senin kör dilenci değil mi ya? He lan. Amanın! Vallahi müstakiri değilsin sen mi? Utanmıyorsun değil mi lan? He? Günlerdir kandırık ettin beni körüm diye. Lan şuna bak, hem de benim gibi Kayserli'ye yapılır mı lan bu he? Şuna bak lan, körüm diyor, gazete okuyor. Niye kızıyorsun ki ya? Ben gazeteyi okumuyorum. Sadece resimlerine bakıyorum. Amanın bol! Ula Yunus ne oynuyorsun? Ben kendi hesabıma pişti oynarım ama ötekiler ne oynayabilmiyorum. Nasıl? Efendim
Ne demişler? İş başka, aşk başka. Hele söz konusu bizim Pinti Selo'ysa daha bambaşka. İzleyelim. La Selo. Ne var lan oğlum? Hayırdır kurban, nereye gidin sen? Ya karnım acıktı. Hikmet Usta'nın lokantasına gidiyorum. Karnımı doyuracağım. Anlamadım. La oğlum, senin lokanta yok mu? He, vardı. O zaman niye rakip lokantaya gidiyorsun? Ulan niyesi var mı kuru? Onun fiyatları benim fiyatlardan daha ucuzdur. O yüzden. Vay. Ooo Sulkant'ı hoş gelmişsin lan. Hoş bulduk Turan, hoş bulduk. Aramaya nazir. Valla her şey iyi. Sen neydin sen, neydin sen? Neydim oğlum, işten bile her gün yürüye yürüye işe gidip geliyorum, görürsen. Ulan yavrum, kendine bir tane motosiklet alsana. İşe gider gelirsen. Hem de havan da olur. E o kadar parayı bulsam oğlum, ey bir tane inek alırım, sağaram sütünden yağından faydalanırım. Ulan senin de hiç mi kafan çalışmıyor kardeş? Ulan al bir tane motor işte, havan da olur. Gider gelirsen işe. Ulan hem inege binemezsen, inege binsen de sana manyak derler ya. Git oğlum git, başka işin gücün yok mu ya? Beni motosiklet sağımda görenler ne diyecekler peki? Asas manyak sensen oğlum sen. Ne? Efendim, sıradaki fıkramızın konusu bir dilenci. Dilenci deyince hemen aklıma bir şey geldi. Bundan 2-3 gün önce o Levent'in sapağında ışıklarda durmuştuk. 3 tane hanımefendi geldi. Feryat figan içerisinde biz de inetli buyur abla. Dedi ki işte bir baktım yanlarında bir kadın var hamile. Dedi ki işte hamile dedi, çocuk doğuracak dedi. Bizi dedi doktor dedi Zeynep Kamil'e sevk etti. Bize bir taksi parası. Ben daha iyi niyetli insan olarak çıkardım 100 milyon verdim. Bu arada bizim Zihni var. Zihni arkamdan geldi. Ne yaptın? Dedim şimdi yüz bin. Ya dedi bunlar çete dedi. Yani böyle bir şey olma. Ne durumlara kalmışız. Şimdi sıradaki fıkramızdaki kahraman dilenci. Ama bu dilenci iyi niyetli bir dilenci. Diyeceksiniz ki dilenciden iyi niyetli olur mu? Olur işte. İzleyin görün. Allah rızası için hapı fakra bir sadaka. Allah Allah müstakını ver. Allah rızası. Selamun aleyküm Dursun, hayırlı işler. Oho İdris, sağ olasın, hoş geldin. Dur ula. Allah senden razı olsun. İki cihanda aziz olasın. Allah dileklerini tez zamanda yerine götürsün. Ula, Dursun sen ne ediyorsun? Ula İdris, ben şimdi bakalım olsa, ben gelirsin bakalıma, ben sana gazoz ısmarlardım. Kahvem olsa, gelirdin kahveme çay ısmarlardım. Ben dilenciyim, geldim meşanıma, ben de sana dua ısmarlayırım da. Nasıl? Lan oğlum ne örüyorsunuz lan burada? OKS'ye hazırlanan bebeler gibi ne kafa patlatıp duruyoruz he? Biz aynı fabrikada çalışıyoruz ya. He. Bizim patron bütün personel arasında bir yarışma düzenliyor. Aman ne yarışmasıymış lan bu? En faydalı ve en cazip ekonomi projesini üretene tamı tamına 2 milyar para vereceğim. Amanım ben de katılayım lan bu ya yarışmaya ha. Yat lan salak. Sen bizim fabrikada çalışmıyorsun ki. He lan. Lan keşkem çalışsaydım lan. Vallahi billahi ben kazanırdım ha. Arkadaşlar bu iş tamamdır. Bakın kimsenin bir şey düşünmesine gerek yok. Çünkü bütün büyük ödülü ben alacağım. Nasıl yapacağım lan? Söyle de bilirim. Bak, şimdi bir dahaki seneye ödülün tam tamına 200 milyona indirilmesini teklif edeceğim. Amanın bol! Efendim neredesiniz? Fikri Lala Türkiye'de. Neyin ortasındasınız? Kahkahanın tam ortasında. Gerçekten komik mi komik bir fikre var sırada. İzleyin. Ay, yakınalım abi. Anladık. Üniversitenin yurdunda yangın çıktı.
üç arkadaş yurtta kalıydınız. İki arkadaşın yangından sapasağlam kurtuldu. Ula sen her tarafını dağıtmışsın. Bu nasıl oldu? Doktor, üniversiteye yangın çıktı. Herkes panik içinde o temiriye kaçaydı. Oradan Cemal doları açtı, bir tane şemsiye vardı. Onu aldı, çıktı balkona atladı. Sonra Niyazi onu gördü. O da gitti baktı yatağın altına bir tane şemsiye var. Onu aldı, çıktı balkona atladı aşağı. Baktım yangın her tarafı sardı. Lan vurayım ha. Her tarafı arayarım, arayarım, şemsiye yok. Ula en son anda ha bu yağmurluk gözüme erişti. Hemen giydim onu. Çıktım balkona atladım. Ha böyle dağıldım işte. Nasıl? Kocanız ne zamandan beri böyle halsiz? Ah, iyi ki evlendim geceden beri. Efendim Erzurumlu iki hemşerim iddialı şeyleri. Kim daha temiz? İzleyelim, kararı siz verin. Ulan görmedin mi sen pırıl pırılam? Ben senden daha temizim. Halt etmişsin sen, ben daha temizim. Her gün taze elbiseler giyirem. Mis gibi kokuram. Kalk git lan. Hani taze gibi koksan bir de mis gibi kokuram. Taze kokusu senden geçti lan bana. Her gün yanımdasın. Ula dur kardeş, başka birine sorar. Turan emi. Hey Turan emi. Ne diyorsun ciğereyim? Emi şeref mi temiz ben mi temizem? Dur bir bakayım, soruza cevap vereyim. Ula sulkattım. Sen kaç günden kaç güne yıkanırsan? Emi tam tamına 6 aydan 6 aya. Hey Turan emi, kurbağa olmuş, hiç sudan çıkmıyor. Ne yola? Demek öyle yaptı ha? Aynen öyle komiserim. Anlattığım gibi olay oldu. Arkadaşlar, zanlıyı yanıma gönderin. Gel bakayım. Bu beyefendiden ne dur alıp veremedin? Beyefendi şehrimizin en hayırsever, en yardımsever iş adamlarındandır. Bütün malini, mülkünü, servetini hayır için harcamıştır. Utanmadın mı beyefendiyi bu hale getirirken? Ya komiserim, sizin zat-ı âlinize hürmetim sonsuz. Ama bütün bu anlattıklarınızın hepsi hikaye komiserim. Hani nasıl derler, sizin anlayacağınız dilden söyleyeyim. Bütün bunların hepsi bir vizyon, ajitasyon, simülasyon nevinden şeyler komiserim. Hani sen büyüksün anlarım yani, eyvallah dersin. Ama bizim kitapta yazmaz komiserim. Bizim bu yürek yemez, yemez. Bırak masalı hikayeyi. Soruma cevap ver. Bu beyefendiyi niye bu hale getirdin? Ya komiserim, bizim böyle kupanistan, karakoldan, mahkemeden bir vukuatımız olmaz be. Yani komiserim, bu adam var ya bu adam. Benim istikbalimden oynadı be. Benim geleceğimden oynadı. Benim bir servet sahibi olmamı engelledi komiserim. Ne yaptı sağ beyefendi? Kızını istedim, vermedi. Nasıl? Teyami, bugün kahvemizde misafirlerimiz var. Gümüşhane'den gençler gelmiş. Hemi, hoş gelmişler, safa getirmişler. Gümüşhanalıları hakikaten çok severim. Yani insan gibi insanlar kardeş. Sen baba hele bir çay getir. Teyami, bu sıralar bir yerlere gitmedin mi? Gitmez miyim? Geçenler de tuzaktan aradılar, Teyami ecele gel dediler. Tuzak ne Teyami? Tuzak, Türkiye Uzay Araştırmaları Kurumu. Hayırdır, neyi aramışlar?
Dur hele. Başkan beni aradı. Neşet havalı kurna. Ben de yalan yok, hılaf da yok arkadaş. Dedi ki TVM'i ecele gelesen çok acil bir durum var. Bir de gizli sakın kimseye söylemeyesen çık gel. Ben de gittim. Kapıda parolayı söyledim, içeri aldılar. Beni aldı götürdüler başkana. Başkan dedi ki TVM'i 2 senedir aralıklarla bile uzaya adam yolladık. Yolladık ama gidirler geri dönmürler arkadaş. Bir haber de aramırız. Alsa alsa TVM'i alır. Baba keyrine bir git de bir haber al gel. Seni uzaya mı yolladılar? He dur hele. Neyse bana 3 saat kurs verdiler. He. Sonra bana gıcır bir tane uzay 131'i tahsis ettiler. Bende yalan yok, hılaf da yok. 3-2-1-0 dediler, fırlattılar. Böyle 10 kilometre kadar gitmiştim ki yanımdan bir tane Amerikalı astronot uzay teyyaresine vın diye geçti. Geçtiğine bir şey demiyorum arkadaş. Geçerken camdan bana baktı böyle alaylı alaylı güldü ya. Teo bunu yer mi ula? Ben öyle hemen ara gazi yaptım, takviyeye geçirdim. Yanından vın diye geçmemle Amerikalı astronot yörüngeden çıktı, rotasından saptı, uzayın derinliklerinde kayboldu. Bir dakika geçmemişti ki telefon çaldı. Kim aradı? Buş aradı. İyi de TVM senin telefonun uzayda da mı çekir? Tabi çekir oğlum. Ben öyle bir telefon almışam ki her yerde çekir kardeş. He. Buş bana dedi ki yahu sen bizim adamı yörüngeden çıkartmışsın. Dedim ki oğlum senin adamın kaşındı. Durumu da izah eder de dedi haklısan ki. Neyse gözüm benzin ibresini ilişti. He, yokuş aşağılar da boşa alır sallıram ki tasarruf edeyim. Neyse benzin istasyonuna indim. Uzayda benzin istasyonu ne arıyor TV mi? Ula o uzay eski uzay değil. Şimdi her yerde benzin istasyonu var. Neyse Mars'a indim. Dışarı çıktım. Baktım ki etraftan Marslılar beni sardılar. Şimdi Mars'ça konuşurlar, zannedirler, ben anlamıyorum. Bak, 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 bak. Çarpma tanıram. Değiller ki kendi aralarında. Ula, tutun bunu öteki astronotların yanına koyun. Bak, 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 bak. Teo durur mu? Ya Allah dedim, bunlara giriştim arkadaş. Kime vururamsa yerdeler. Kime vururamsa yerdeler. Bunlar dayanamadılar, hep birden bağırdılar. TVM'i biz etmek sen etme. Ne değilsen onu yapacağız. Ula dedim, kaçırdığınız astronotları buraya getirin. Hemen gittiler, dakikasını 50-60 tane astronotu getirdiler oraya. Ben de onları aldım, uzay 131'ine bindirdim. Doğru Türkiye'ye. Getirdim, uzay araştırmaları kurumuna teslim ettim. Oradan Hasangali'ye geldim. Marslıları 2 Mars bir ters etti. Sen de yalan yok, hılaf da yok. Lan oğlum lan, bunca sıcak içinde bir de mahkum naklediyoruz lan. Vallahi öyle abi ya. Lan bunun suçu neymiş lan, niye götürüyoruz biz bunu? Ne bileyim abi, bir kendine sorsana. Seni niye yakaladılar lan? Abi, eskisi kadar iyi koşamadığımdan. Aman imbo! Efendim, mizah kültürümüzü ayna tutan Fikri Lala Türkiye.
Selamünaleyküm hemşerim. Vay aleykümselam. Ya kusura bakma, seni de yolundan ettim. Ama bu Çakıttaki adresi bilir misin? Öyle bir bakayım kardeş. Hatırladım. Bak şimdi. 100 metre ileride bir tane tüçan var, tamam. Tüçanı geç. Geçtin? Geçtim. Karşıdan bir meydan çıkacak. Meydanı da geç. Geçtin? Geçtim. Soldaki yola sap. İlk sağa gir, üçüncü sola dön. Döndün? Soldaki yol. İlk sağ, üçüncü sol. Tamam, döndüm. 3 kilometre yürü. Ondan sonra karşıdan bir çeşme çıkacak. O çeşmeyi gördüğün zaman tekrar geri dön, yanıma gel. Yanan niye gelim? Yolun öbür tarafını anlatacağım da sonra karıştırır marıştırırsa ne olur ne olmaz. Niye? Sevgili dostlar, bir programın sonuna geldik. Hanımlar, beyler, bize göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya ben ve ekip arkadaşlarım, Fikri Lala Türkiye ekibi, bütün arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.